kitabımı nasıl temizlediğimde kitap bitleri, kitap kurtları size bir örnek göstereyim. Bakın bu hatayı asla yapmayın. Kitapları kutusunda bırakmak simsiyah olmuştu. O sayfalar böyle şişmiş şişmiş kabarmış. O kadar korkuyorum ki. Selam arkadaşlar. Bugün uzun süredir beklediğiniz bir videoyu sizlerle paylaşıyorum. En çok sorduğunuz şey kitaplığımı nasıl temizlediğimde, kitap bitleri, kitap kurtları, aynı zamanda kitap sararmaları nasıl olur ve nasıl geçer? Bunları çok merak ediyordunuz. Ben de bir video yapıp bunların hepsinden size bildiğim kadarıyla bahsetmek istedim. 2014 yılında Kitaplar ve Sözler adına bir blog açtıktan sonra bir kütüphane edinme çabam oldu. Onun öncesinde bir kitaplığım yoktu maalesef. Arkadaşlarımdan ya da işte kütüphaneden falan alarak okuyordum. Kendi kitaplığımı oluşturmam 2014'te başladı. 7 yıldır da kitaplığım benimle beraber. 7 yıldır çok şey atlattık. Çok fazla değişim yaşadık. Eski videolarımı hatırlarsanız 3 raftan, 2 kitaplıktan, 5 kitaplıktan koca bir ofise kadar çıktık. Ve ben de size buradaki tecrübelerimden bahsedeceğim. Ama aslında çok fazla tecrübem de yok. Kitaplık temizliği tabii ki de önemli ama sanki çok farklı şeyler yapıyormuşuz da kimseye söylemiyormuşuz gibi davranılıyor. Aksine hiçbir şey yapmıyorum. Sadece herhangi bir toz alıcı bir sprey ve toz beziyle tozlarını alıyorum. Ben gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Sanki kitaplarıma böyle kimseye söylemeden gizli bir bakım yapıyormuşum gibi davranıyorlar. Arada sırada şununla zaten Instagram'daki storylerimden görüyorsunuzdur. Böyle rafların üzerine alıyorum ki yani bu toz taşımaktan başka bir şey yapmıyor. Ben clean kullanıyorum ama fark etmez herhangi bir cam sil dedikleri şeyle, sıvı cam sille böyle bir de toz beziyle rafları siliyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum kitaplığım için. Sadece tozlarını alıyorum. Ekstra bir çaba, ekstra bir şey yaptığım yok hiçbir şekilde. Zaten tozlarını aldığınızda güzel bir şekilde kitaplarınızı koruduğunuzda hiçbir zarar gelmiyor başına. Ama kitap sararmaları, kitap bitleri ve kitap kurtları hakkında konuşmam gerek. İlk önce kitap sararmalarından bahsetmek istiyorum. Bir kitabın sayfaları neden sararır? Cevabı çok basit. Güneş aldığından dolayı. Eğer kitaplığınız güneş alıyorsa ve direkt gün ışığının karşısında duruyorsa kesinlikle güneş almaktan dolayı sararıyor sayfaları. Ama bu sararma sadece güneş etkili değil, aynı zamanda sayfa kalitesiyle de alakalı bir şey. Mesela benim kitaplığımda 6 yıldır olan 2 farklı yayın evinden kitap var. Ama biri az sararmış, diğeri daha fazla sararmış. Bu tamamıyla sayfa kalitesiyle ve ne kadar güneş gördüğüyle de alakalı bir şey. Açıkçası ben kitap sararmalarından rahatsız değilim ama kitap sararmalarından çok fazla rahatsız olan takipçim var. Aksine eski kitaplarımın sarardığını gördükçe ne kadar uzun yıllardır benimle olduklarını hatırlıyorum. Bu beni çok çok mutlu ediyor. Hiçbir şekilde kitap sararmalarından rahatsız değilim. O yüzden hani kitaplarımı kitap sararmasından falan korumuyorum. Eğer kitaplarınızı güneşten korumak istiyorsanız direkt camın önündeki bir yerden uzak tutmanız gerekiyor. Ya da böyle kapaklı bir şeylerle sararmasını geciktirebilirsiniz. Ama her türlü eski kitap sararır arkadaşlar. O yüzden hani en fazla geciktirebilirsiniz ya da yavaşlatabilirsiniz sararmasını. Ve kapaklı bir kitaplık alabilirsiniz. Ya da güneş almayan bir odadaki kısma koyabilirsiniz kitaplarınızı. Ama bana kalsa sararmada bir sorun yok yani. Mesela şöyle yakın çekimde size bir örnek göstereyim. Mesela bu kitaplığımdaki İş Bankası Yayınları'nın kitaplarının üst kısımları, bak eski bir kitap göstereyim. Bazıları yeni alınmış. Bak eski kitapla yeni kitap zaten kendini belli ediyor. Görmüş olduğunuz gibi kitapların üst kısmı yani güneş gören kısım bu tepe güneş gördüğü için sararmış. Ama aynı kitabın mesela sararmış bir kitabın kenar kısmına bakın. Üst kısmı böyle sarı, kenar kısmı beyaz. Yani güneş gören kısımları sararmış, güneş görmeyen kısımları beyaz bir şekilde kalmış. Bu tamamıyla güneş görmesiyle alakalı bir şey. Şimdi birazcık kitaptaki rutubetlerden bahsetmek istiyorum. Bazı kitaplar böyle sanki ıslanmış gibi, nemlenmiş gibi böyle rutubet oluyor, işte kokuyor falan. Bu tamamıyla rutubetli bir odada bulunmasından kaynaklı. Odanızın rutubetli olmayan, hava alan, temiz bir oda olması çok önemli. Eğer odanızı temiz tutmazsanız, rutubetli ya da hava almayan bir odaysa kitapların sayfaları da hava alamadığı için rutubet yapıyor. Kitaplarınıza sıkış sıkış, iç içe, üst üste nefes alamayacak şekilde koyarsanız sayfalarda rutubet oluşuyor. Benim bugüne kadar çok şükürler olsun ki oluşmadı. Allah'ıma çok çok şükürler olsun. Hiç olmadı. Ama mesela sahaflardan aldığım kitaplarda o eski rutubet, o eskime şeyi var. Mesela örnek göstereyim. Ben çok çok eskiden Alacakaranlık serisini sahaflardan almıştım. Ve Şafak Vakti kitabımın altında burada bir kararma görüyorsunuz. Bu kararmalar işte yukarıdan kararmalar falan var. Bunlar rutubet tutmasından dolayı kaynaklanıyor. Hani benim kendi
kendi kitaplığımda olmadı ama sahaflardan aldığım kitaplarda vardı. Eski kitaplarda ya da rutubetli bir ortamdan kitap alıyorsanız bunların olması normal. Bakın bu hatayı asla yapmayın. Bu çok büyük bir hata bence. Kitapları kutusunda bırakmak çok çok tehlikeli gerçekten. Benim bir tane arkadaşım var liseden. Haşhaş serisini biliyorsunuzdur. Fısıltı, Çığlık, Sessizlik, Final kutulu setindeydi ve biz kutulu kitap almaya bayılıyorduk. Sürekli bütün kitapları kutulu set içinde almaya, kutularıyla almaya ve kitaplığımızı o şekilde koymayı istiyorduk. Ama hata yaptığımızı fark ettik. Arkadaşım Haşhaş serisinin kutulu setini kitaplığa koymuş. Kitaplığa koyduktan sonra kitabın önüne de eşyalarını koymuş. İşte ne bileyim ojedir, odur, budur, ıvır zıvır bir şeyler koymuş. Böyle kitapların önü de kapanmış birazcık. Önünü kapatacak kadar parfüm şişesi falan koymuş. Sen onu öyle koy. Kitaplar hava alamasın. Bu kitapları bir açıyor. Haşhaş serisini bir açıyor, o kutudan çıkarıyor. Ne görsün? Rutubet yapmış, nem yapmış, hava alamamış hiçbir şekilde kitap. Kitaplar çünkü biliyorsunuz o kutulu setlere kitaplar kendisi bile zor giriyor. Yani ben fuarda da çalıştım. Kendi kitaplığımda da o kutulu setler vardı. Atıyorum işte 3 serilik bir kitapsa 2 kitabını koyduktan sonra 3.sünü böyle zorla sıkıştırırsın. Yani o kutunun içinde hava alamıyor. Hava alamadıkça nemleniyor ve rutubet yapıyor. Arkadaşımın kitapları simsiyah olmuştu. O sayfalar böyle şişmiş şişmiş kabarmış. O kadar kötüydü ki rutubet içindeydi. Çok çok üzülmüştüm. Ben bunu arkadaşımda gördüm ve bütün kutularımı çöpe attım. Bütün kitapları kutulardan çıkardım. Ne kadar sevsem de kitaplığımda kutusuz bir şekilde bırakmaya karar verdim. Çünkü kitaplar gerçekten o kutuların içinde hava alamıyor ve uzun süre hava alamayıp o kutuların içine kaldığında rutubet yapabilir. Hava alması çok önemli. Rutubetin dışında kitap biti de olabilir. Kitabınız eğer havasız kalırsa kitap biti oluşma ihtimali var. Ya da sahaflardan kitap aldınız ya da başka bir yerden böyle hiç bilmediğiniz bir yerden kitap aldınız. İlla sahaflar olacak diye bir şey yok. Çok iyi kitaplarına bakan sahaflar da var. Yanlış anlaşılmasın. Diyelim dışarıdan ya da kitap bitli bir kitap aldınız. Kitap biti nedir, nasıl görülür? Yani zaten kitabın sayfalarında büyük ihtimalle kitap biti olduğunu, böcek sonuçta o da, olduğunu fark edersiniz. Diyelim böyle bir şeyi fark ettiniz. Hemen kitaplarınızdaki bütün kitapları kontrol edin. Ve daha sonra kitap biti olduğunu tespit ettiğiniz kitapları dışarı çıkarın. Zaten kitap biti sayfa dışında, kitap sayfası dışında hiçbir yerde yaşayamıyor. Kitabınızı hemen onu da göstereyim. Herhangi bir kitaptan göstereyim. Kitabınızı bu şekilde sirkeleyip, bitlerini sirkelemek için bu şekilde sirkelediğinizde hemen aşağıda sirkeleyebilirsiniz. Daha sonra sayfalarını açıp güneş ışığında direkt güneşin vurduğu bir yerde bekletirseniz o zaman da kitap bitleri ölüyormuş. Ben daha önce hiç kitap biti tecrübesi yaşamadım. Allah'ıma şükürler olsun. Ama kitap biti geçirmiş bir kitap satın almışım önceden. Onu hemen göstermek istiyorum. Ben bu kitabı da yine sahaflardan aldım. Bu kitap kitap biti geçirmiş. Ben bunu çok çok eskiden aldım ve uzun süredir kitaplığımda. Eğer içinde kitap biti olsaydı diğer kitaplara bulaşırdı ve kesinlikle fark ederdim. Baktım zaten içinde yürüyen bir böcek falan yok. Ama kitap biti kitaba böyle nokta nokta sarı sarı lekeler bırakıyor. Bu rutubetten de olabiliyor. Ben bunu yine yakın çekim gösteririm. Kamera aydınlık çektiği için göstermiyor. Böyle minik minik nokta nokta şeyler oluyor. Bu izi sadece kitap biti bırakıyor. Önceden o kitapta kitap biti olduğunu ya da kitap biti şu anda da olduğunu o zaman fark ediyorsunuz. Bu kitap kitap bitinden arınmış ama dediğim gibi lekeleri tabii ki de kalmış olabilir. Diğer kitaplara bir şey bulaştırmadı. Gayet mutlu mesut bir şekilde kütüphanemde duruyor. En önemli şey kitap sayfalarının havalanması. Gerçekten kitap biti, rutubet ya da her şey kitap kurdu. Aklınıza gelecek her kötü şeyden arınmasını gerektirecek tek şey sayfaların hava alması. Sayfalar hava almadığında, sıkış sıkış üst üste durduğunda bu gibi şeyler yaşanabiliyor. Ben 7 yıldır yaşamadım. Sıkış sıkış olduğu zamanlar da oldu ama hava alan bir odaydı. Rutubetli bir oda değildi. O yüzden bunun karını yaşıyorum diye düşünüyorum. Eski evde, ofiste olsun her yerde her zaman kitaplarım güneş gören bir yerdeydi. Burada da güneş alıyor çok ciddi bir şekilde. Evde de direkt camın karşısındaydı kitaplığım. O yüzden de kitap sararmalarım oluyor. Gelelim kitap kurtlarına. O kadar korkuyorum ki şuraya resmini bırakacağım. Gerçekten aklıma gelince bile içim gidiyor. Çok korkunç bir görüntü. Ama korkacak hiçbir şey yok. Gerçekten korkmayın. Neden? Çünkü kitap kurdunun oluşması o kadar zor ki, yani o kadar zor bir şey ki, hiç hava almayan, rutubetli, nemli, berbat ötesi bir depoya, camı mamı yok bak depo diyorum. Bütün kitaplarınızı üst üste yığın, bırakın. Yine
Anca 10 yıl sonra falan oluşur herhalde. Yani o kadar zor oluşması. Tabii ki de bu hava durumu, rutubet, bulunduğu odayla alakalı bir şey. Ya da sizin kitaplarınızı nereye koydunuz, nasıl barındırdınız, bunların hepsi birer etken. Ama gerçekten kitap kurdunun oluşması çok zor. Taksim'deki Aslan Pasajı'nı biliyorsunuzdur mesela. Ya da Kadıköy'deki Akmar Pasajı'nı. Orada da yıllardır kitaplar üst üste duruyor. Hava almayan kısımlar var, hava almayan dükkanlar var. Tabii ki de ellerinden geldikçe havalandırmaya çalışıyorlar kitapları. Ama sonuçta genelde pasajlar hep böyle alt katlarda falan oluyor. Zemin katlarda bir kat aşağı eksi bire falan iniyorsunuz. Orada bile kitaplar kitap kurdu olmadan, kitap biti olmadan durabiliyorsa sizin korkacak hiçbir şeyiniz yok. Gerçekten bu görüntüyü görmek insanı tiksindiriyor. Yani ya kitaplarım olursa falan diye korkuyorsunuz ama kitap kurdun oluşması çok çok zor. Haydi bu görüntüyü gördünüz. Telaşa kapılmanıza gerek yok. Hangi kitap? Burada işte kabuklar bağladı falan. Alıyorsunuz kabukları elinizle. Çöpe atıyorsunuz. Birazcık böyle havalandırıyorsunuz dışarıda birkaç gün böyle balkonda ya da camın önünde. Bitti. Geri kitaplarınıza koyun. Korkacak hiçbir şey yok. Şey gibi düşünün hani. Böcek oluştu ve o böceği aldık attık gibi bir şey gibi düşünün. Kitapları havalandırmak için bloggerların yaptığı çok meşhur bir yöntem vardır. Belki bazılarınız görüp işte bu kitap bloggerları neden bunu yapıyor ya falan demişsinizdir. Ben hiç yapmadım açıkçası. Yapmayı düşünüyorum ama çok zor olduğu için üşengeçlikten yapmıyorum. Genelde bloggerlarda şunu görürsünüz. Kitapları, şunu bir çıkarayım, şurası sıçtıkış olmuş. Kitapları ters çevirirler bu şekilde. Bunun nedeni ne? Bu iyi bir şey mi? Mantıklı bir şey mi? Doğru mu? Onu göstereyim. Böyle tek tek bütün kitaplarını ters çeviriyorlar ki ben şimdiden yoruldum. Çok zor bir şey yani. Kitaplar normalde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde raflara vurulduğunda arka taraftan hava alamıyor sayfalar ve kitapların sayfaları havalansın diye bu şekilde koyuyor. Bence kitapları bu şekilde havalandırmak mantıklı bir taktik. Çünkü sayfalar hiçbir şekilde hava alamıyor ve hava alması önemli. Ama bunun uzun süre durması çok saçma. Yani bir ay, iki ay boyunca bunu bu şekilde durdurmamanız gerekiyor. Neden? Kitaplarınız sararıyor. İşte o konuya geliyoruz. Yani normalde kitapların üst kısımları sararıyordu. Eğer burayı açarsanız artık buralarda sararmaya başlar. Siz bu tarafa çevirirseniz ve bir ay, iki ay gibi uzun süreler bunu bu şekilde bırakırsanız kitabınızın bu kısımları da sararmaya başlar. O yüzden bence bunu yapmayın. Yani yapıyorsanız da 2-3 günlüğüne yapın. 2-3 gün kitaplarınız eğer çok sıkış sıkış bir ortamdaysa, kitaplarınızın nefes alamadığını düşünüyorsanız bu şekilde 2-3 günlüğüne çevirip sonra tekrar eski haline çevirirsiniz. Ya da kitaplarınızın hava almadığını düşünüyorsanız kesinlikle kütüphanenizin baştan elden geçirin. Fazla gelen kitapları satın ya da yeni kitaplık satın almaya çalışın. Hani pahalı diyorsanız raf satın almaya çalışın ya da başka bir odaya götürün. Ama kitaplarınız iç içe havasız bir ortamda durmasın. Olacağını hiçbir şekilde çözemezsiniz. Ben diyorum yani benim başıma gelmez ama benim başıma da gelebilir bir gün. Hiç belli olmaz. O yüzden kitaplarınızı alırken içinde bit var mı, o var mı, bu var mı, rutubetli mi diye bakmayı unutmayın. Aynı zamanda kitaplarınızı gerçekten havalandırmaya çalışın. Bir şekilde yolunu bulmak için uğraşın. İçinde yazılan onlarca güzel şeyden dolayı kitapların kendi değerinden hariç. Kitaplar ülkemizde gerçekten çok pahalı ve ziyan etmeyin kitaplarınızı. İyi bakın onlara. Sizden sonra gelecek çocukların akrabalarınıza, herkese miras olacak şeyler çünkü. Tek sıkıntı herkesin başına gelebilecek kadar basit olan rutubet konusu. Kitaplarınızın sayfaları kararabilir, böyle siyah siyah rutubet tutabilir, sayfalar kabarabilir. Başıma gelmedi ama gelen arkadaşım oldu dediğim gibi. Hani çok kötü bir hale gelebilir. Kitaplarınızı lütfen kutularından çıkarın ve havalandırmaya tıkış tıkış olmamasına özen gösterin. Yani en son şunu söyleyeyim. Her şey herkesin başına gelebilir ama gelmeyebilir de. Yani siz şey diyebilirsiniz, benim yıllardır işte güneşin ortasında duruyor, sararmadı. Olabilir. Ya da işte yıllardır hiç havasız bir ortamda yine işte rutubet olmadı, bir şey olmadı da diyebilirsiniz. Gerçekten kimin başına ne geleceği belli olmaz. Ben sadece bildiklerimi anlatmak istedim. Aşağıya da kendi tecrübelerinizi yazabilirsiniz insanları bilgilendirmek için. Bu tarz şeyler yaşadıysanız biz de bilelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben gidiyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.